bir psikolog Hüseyin Erol. Hüseyin Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. Öncelikle bu güzel yayına davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarım sizlere. Biz teşekkür ederiz öncelikle. Hüseyin Hocam, tabii bağımlılık diyoruz. Bağımlılık nedir size göre? Bağımlılık süreci nerede başlanır? Ne tür bağımlılıklarımız var? Bu konu hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Yani hem derneğinizin çalışmaları hem de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber aslında bu soruyu çoğu dinleyicimiz kendileri de cevaplandırabilir ama bağımlılık elbette hani hepimizin aslında bir bağımlılığı vardır. Yemek yeme bağımlılığı, belirli gıdaları tüketme bağımlılığı gibi ama temelde bağımlılık olarak baktıklarımız daha çok tüketilmesinin problemli, ciddi sorunlar doğuracak maddelerin tüketilmesi şeklinde ya da farklı alışkanlıklar edinmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Özellikle insan dürtülerinin kontrol edememesi sonrasında bir nesneye karşı aşırı muhtaç duyma hali. Yani kişi bu nesneler olmaksızın hayatını sürdüremeyeceği, verimli olamayacağını ve işe yaramayacağını düşündüğünden dolayı farklı bir madde almak ister. Hı hı. İşte biz bu madde sürecini madde bağımlılığı süreci, bağımlılık bozukluğu diyebiliyoruz. Türlerine gelecek olursak elbette günümüz şartlarında madde bağımlılığın hem bir maddeye bağlı, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı gibi opiyat bağımlılığı, bir takım uyuşturucu. Sürekli yaşadığımız bir problemimiz var. Ailelerimiz ne zaman bunu fark eder? Çocukla nasıl bir iletişim ağ kurulmalı? Bu anlamda bizi biraz aydınlatabilir misiniz bu konuyla alakalı? Yani ailelere düşen görev sorumluluk nedir? Evet. Ya bağımlılık aslında çok yönlü bir sorundur. Hatta bazı topluluklarda bağımlılığın bir hastalık olarak algılanmadığını da görüyoruz. Haliyle çok yönlü bir fonksiyon olduğu için görüldüğü toplumdaki özellikleri bakımından da ailelerin tepkileri daha farklı olabilir. Biz kendi toplumumuzdan bakacak olursak özellikle bağımlılığın yaşına bakalım. Yaş faktörünün gittikçe düştüğünü, beni de tanıtırken hani değindiğiniz gibi uzun süredir bağımlılıkla da çalıştım. Van'da ilk amatem açıldığında ilk günden beri içindeydim. Şunu görüyorduk, ilk zamanlar bağımlılığın yaşının 16-17'lerdeyken şu an 8-9 yaşlara kadar düştüğünü, bu yüzden çematem polikliniklerine de bu yaş aralığında başvuruların olduğunu görebiliyoruz. Haliyle bağımlılığa nasıl bakacağımızın aslında fonksiyonları da değişti. Haliyle biraz daha erken yaşlara yöneliyoruz. Özellikle çocukluk çağı yaklaşımlarına bakıyoruz. Çocuğun yetiştiği ortam, çevre, ailenin sosyoekonomik düzeyi, eğitim düzeyi, bunların tamamı çocuğun ya da yetişkinin ileride nasıl bir sorunla karşılaşacağını bizlere gösterebilir. Ha, nelere dikkat edebiliriz kısmında ise özellikle madde bağımlılığı diye bakacak olursak davranışlarda ciddi değişiklikler gözlemlenir. Bunlardan ilki evden uzaklaşma çabası, yalan söyleme, okula devam ediyorsa devam etmekte zorlanma. Diğer taraftan ise o akademik düzeyde ciddi bir gerileme, yalan söylemekle beraber para tüketiminin başlaması, yani arkadaş ilişkilerinde de antisosyal özellikler göstermeye başlama, kaçınma davranışları, hani fizyolojik olarak da artık zayıflama, gittikçe bir zayıflama başlar. Diğer taraftan öz bakım gittikçe gerilenir, kişi yaşantısında gittikçe değersiz olduğunu, mutsuz olduğunu hissederek tamamen bu madde sürecine kendini kaptırır ve madde olmadan hayatını sürdüremeyeceğini düşünebilir. Evet. Tabii biz Hüseyin Hocam, biz tabii ki hastane ortamında, siz de biliyorsunuz ki hastane ortamı 21 gün süreyle devam eden bir tedavi süreci. Fakat tabii bu kısımda hastaların deyimiyle detoks dediğimiz ya da arınma dediğimiz bir aşama. Fakat bu aşamada sonraki basamak dediğimiz sosyal destek adı altında kişilere ve ailelere yönelik sonraki süreçte neler yapılmalı? Ya da ilimizde neler yapılıyor? Özellikle ilimizle ilgili baktığımız zaman bağımlılık düzeyinin arttığını, yani bunun için bir profesyonel olmamıza gerek yok. Bağımlı birey sayılarının arttığını söyleyebiliriz. Evet. Çünkü artık yanı başımızda. Hatta 2-3 gün önce
Belki dikkat etmişsinizdir. 170 kişiye yakın bir şafak operasyonu da Van'da bir torbacılara dair bir operasyonla 170 kişiye yakın bir gözaltı olundu. Yani bunlar bile artık sayının gittikçe arttığını, her yanı başımızda madde kullanıcılarına rastlayabileceğimizi gösteriyor bu unsurlar. Elbette söz ettiğiniz tedavi noktası, ben biraz düşüncelerim değişti açıkçası. Madde bağımlılığı tedavi ekiminde bulunduktan sonraki ve şu anki sürece geldiğimde zaman bazı değişiklikler fark ettim. Özellikle yurt dışı deneyimleri ve bazı uygulamaları gördükçe bağımlılık sadece profesyonel destekle çözülebilen bir sorun olmayabilir. Bireyler kendileri de bu süreci yönetebilirler. Hı hı. Kendileri de bu sürecin üstesinden gelinebilir. Ayık kalınabilir, temiz kalınabilirler. İlla bir uzman desteğine ihtiyaç yoktur. Fakat eğer bunların dışında birey kendisi başa çıkamıyor, çok üstün bir sorunu olduğunu düşünüyor ve geçmişte derin izler barındırıp sıklıkla tekrar madde kullanımına itiyorsa, bu sefer bir uzmandan destek alınabilir. Sizin de söz ettiğiniz gibi amatemlerde çoğunlukla 21 günlük bir yatış süreci vardır. Hani buna da detoks dediniz, arınma süreci. Sonraki tedaviye ise biz idame ediyoruz. Yani yaşamını sürdürme. Bizim asıl işleyişimiz orada başlar. Evet. Psikososyal destek unsurlarıyla bağımlılığın üstesinden nasıl gelinebilir? Hı hı. Maddeyle tekrar nasıl bir araya gelmeyecek? Kendi öz değerini nasıl koruyacak? Farkındalık odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Bunu destekleyen yerli bazı uygulamalar da var. İşte Samba dediğimiz uygulamalar ya da SAMSA dediğimiz yurt dışı kaynaklı bazı kaynaklardan da destekleyen bu süreci hocam, radyoları başında kısaltmaları bilmeyen vatandaşlarımız olabilir. Bunu bir açabilir miydik onlara da? Tabii SAMBA dediğimiz sigara alkol madde bağımlılık tedavi eğitimi. Türkiye'de bunu geliştiren Kültekin Üel ve ekibiyle yani belirli aralıklarla bunları güncelleştirip bu yönde destek almak isteyen bireylere hizmet sunuyorlar. Faydalı bir çalışma, önemsiyorum da. Çok rahat ulaşılabilir. Sizin de söz ettiğiniz gibi hem hastanelerde hem sizin derneğiniz aracılığıyla veyahut da sosyal medya platformlarından rahatlıkla bu bildirilere ulaşabilirler. Evet, biz kişileri genel olarak bu şeyi değerlendirdik de ailelere yönelik bir çalışma yapılamaz mı? Öneriniz ne olabilir bu konuda? Özellikle biz aileleri sürekli ikinci plana ittiğimizi düşünüyorum bağımlı konusunda. Çünkü bu hastalığa bakarken de bir aile hastalığı olarak ifade ediyoruz burada. Sizin de değindiğiniz gibi aslında tam da öyledir. Biyopsikososyal bir hastalıktır. Evet. Yani hem biyolojik hem sosyal yönü hem psikolojik hem de tıbbi bir hastalıktır. Haliyle hastalık dememizin nedeni şu. Çünkü kişi bir takım bozukluklara, fizyolojik bozukluklara maruz kalır. Ruh sağlığı bunun etkisine kapılır. Ve gittikçe olumsuz bir yaşantı, tamamen bir döngüye bürünen bir hayatla yaşantısını sürdürür. Haliyle bunun elbette toplumsal yönü de vardır. Aile yönü. Hı hı. Aileler özellikle bizim genel algımız şudur. Benim ailemde bir bağımlı birey yok. Hı hı. Bu beni ilgilendirmez. Ama öyle bir ateş ki herkesi yakabilir. Hı hı. Nerede nasıl yakacağı belli olmaz. O yüzden ailelerin öncesinde bir sürece girişmeleri daha sağlıklı olur. Yani önleyici çalışmalar yapmak daha faydalıdır. Bağımlıyı izole edip tedavi etmek ayrıdır. Ama bağımlı olacak bireyleri, bağımlı olma potansiyeli olacak bireyleri ise korumak çok daha önemlidir. Ya bağımlı oranlarına baktığımız zaman kaynaklarda bu oran çok yüksek tutulmuyor. Özellikle uyuşturucu madde bağımlılarında %12 ile %17'den söz edildi genel bir toplumda. Hı-hı. Fakat %12'nin dışındaki %88'lik bireyi nasıl koruyabiliriz? İşte bu konuda sizin de söz ettiğiniz gibi aile eğitimleri, aile farkındalık eğitimleri. Ama genelde eğitim lafı bile biraz itici oluyor. Kişiler çok duyarlı olamayabiliyorlar ya da bu sürece kendilerini kapatabiliyorlar. Fakat her an buna yakalanabiliriz. Adeta Covid süreci gibi. Evet. Yani tamamen kendini eve kapatan bireyler de Covid oldular. Hı hı. Sürekli dışarıda olan birey de Covid oldu ya da çok sıkı insan teması olan bireyler Covid'e yakalanmadı ama kendi çok iyi izole edenler yakalandı. Evet. Bağımlılık da böyledir. Bu yüzden aileler sorumluluk alabilmeli. Ne yapabiliriz? Nasıl kendimizi buna karşı duyarlı hale getirebiliriz? Bunun yöntemini araştırmaları daha sağlıklı olabilir. Evet.
Hüseyin Hocam, bölge olarak da baktığımızda, şöyle bir baktığımızda göç alabilen, depremi yaşadık biliyorsunuz. Hı hı. Pandemi sürecini yaşadık. Farklı travma, şunu sormaya çalışıyorum. Travma ile bağımlılık arasında bir ilişki var mıdır? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bununla ilgili elbette türlü çalışmalar da var. Bağımlılık ve travma arasındaki ilişkiyi ölçen ya da travma sonrası bağımlılıkları ölçen bir takım çalışma dizinlerinden söz edebiliriz. Van özelinde konuşacak olursak, Van depreminden bu yana bağımlılık düzeyinde bir artış oldu. Gözle görülebilir bir artış. Hı hı. Fakat bunun sebebi deprem midir? Yoksa deprem sonrası aldığı göç müdür? Hı hı. Ya da kontrolsüz bir göç müdür? Hı hı. Bunu elbette tartışabiliriz ama bazı insanlar senelerce bağımlılık ile uğraşır. Bu uğraşların içinde ilişki sorunları, hı hı, birkaç kez tedavi denemeleri, birkaç kez bırakıp tekrar başlama girişimleri vardır. Kimi zaman bu bireyler bu yolculukta hiç başarılı olamayacaklarına dair umutsuzluklara kapılırlar. Şunu söyleyebilirim ki en umutsuz durumlarda bile umut vardır. En zor vakalar bile yoğun bir çalışmanın sonucunda sağlıklı hayatta kalabilirler. Travmalar konusunda da özellikle çocukluk dönemi travmalarının uzun vadeli ciddi sonuçları olabiliyor. Bazı travmalara örnek olarak çocukluk çağında ihmal ya da istismara uğrayan, korkutulma, utandırılma, şiddete maruz kalma, sosyoekonomik düzeyde düşüklük yani fakirlik, depremler, savaşlar gibi durumlar ya da diyelim ki bir evde ruh sağlığı bozuk ya da bağımlı bir bireyin var olması, bu çocukların da ileride travmatik bir etkiye kapılmalarına sebep olur. Çocuklar ne kadar travmaya maruz kalırlarsa bağımlılık riskleri de o kadar fazladır. Özellikle travmalardan sonra kişilerin çoğu uyuşturucuda teselli bulmak istiyorlar. Yani alkol ve uyuşturucu travma yaşamış bireyler geçici bir rahatlama sunuyor. Uyuşturucu ve alkol travmayı geçiren bireylerde geçici bir rahatlama durumu sağlıyor. Bu birey aynı etkiyi yaşamak için zamanla alkol ya da uyuşturucu maddeyi kullanır. Örneğin istismara uğramış bir birey, İstismar olgusu her aklına geldiğinde bunu bastırmak ister. Bastırmanın türlü yollarını arar ve alkolün ya da uyuşturucunun etkisi olduğunu fark ettiğinde alkol ve veya uyuşturucuya ciddi bir yönelim başlar. Böylelikle travmayı hatırlayamadığını, geçici iyilik hali sağladığını ve bir müddet sonra da artık bunun esiri olduğunu fark edebiliyor. Evet. Bu konuda aynı şekilde bir pandemi sürecini yaşadık. Pandemi süreciyle beraber uzaktan eğitim algısı oluştu bizde. Her evde artık ne oluşmaya başladı? Yeni bilgisayarlar, yeni telefonlar alındı ve çocuklar ekran karşısında derslerini yapmaya başladı. Ve hala bu şekilde zaman zaman dersleri aldığını biliyoruz. Bu konuda düşünceleriniz nedir? Yani teknoloji bağımlılığı nedir? Nerede başlanır? Aileler yine burada ne yapmalıdır? Fikirlerinizi almak isteriz bu konuda da. Elbette. Söz ettiğiniz gibi özel bir isim oluştu. Teknoloji bağımlılığı. Evet. Aslında bu internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve bilgisayar bağımlılığının bir birleşiminden oluştu. Evet. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz. Hepimiz ya da çocuğu olan aileler diyeyim. Hepimiz diyoruz, çocuğu olmayanları evet, da katalım. Evet. Bizi dinleyen dinleyicilerin de. Evet. Şimdi çocuğumuzu tablet veya telefonu bir kenara bırakması için sıklıkla uyarıyoruz. Evet. Ya güzel bir haber var. Şöyle düşün, çocuğa 5 dakika sonra televizyonu kapatacaksın diyorsunuz. Hı hı. Ve çocuk acaba 5 dakika sonra televizyonu ya da tableti kapatıyor mu? Bu iyi bir haber eğer kapatırsa. Ama kötü bir haber var ki 5 dakika ne yazık ki dünyadaki karşılığı değil. Yani 5 evet. dakika dediğimiz teknoloji dünyasındaki karşılığı değildir. Bu 5 dakika bir noktada günlerce sürüyor. Şimdi biraz gerçekle yüzleşelim. Yani büyük bölümümüz farkında olmadan teknolojiyi, interneti veya oyuna dahil olabiliyoruz ve farkında olmadan bir bağımlısıyız aslında. Nasıl ki işte uzmanlar bu konuda bir takım veriler paylaşıyorlar. 2021 Temmuz ayı itibariyle
Diyorlar ki dünya üzerindeki bireyler ortalama 4.7 saat sosyal medya aracılarıyla, akıllı telefonlarla ve tabletlerle vakit geçirir. Buna çalıştığımız bilgisayar ve tabletleri dahil edersek ortalama 11 saat gibi dev bir zaman dilimi ortaya çıkıyor. Haliyle teknoloji bağımlılığı dediğimiz asıl konu bu. Yani çocuklarda teknoloji bağımlılığı bir sıçrama yarattı. Bunun da temel nedeni bilgisayara, telefona, tablete maruz kaldıkları süre arttı. Bu sürede onlarda bir takım bağımlılıklar geliştirdi. Misal ders çalışmanın yanında oyun oynamayı öğrendi. Farklı videolar izlemeyi gördü. Bana sıklıkla başvuran bazı ailelerin çocuklarında şunu görüyorum. Çocuğumuz korkuyor gibi bir septomla geliyorlar. Ama korkunun nedenine baktığımız zaman izlediği bir video ya da denk geldiği bir paylaşım olabiliyor. Buna günlük hayatta ancak teknoloji aletlerinde rastlayabilir. Böylelikle teknoloji bağımlılığı farklı bozuklukları da getirdi. Özellikle çocukluk çağında çok sık gördüğümüz duygu durum bozukluklarından depresyon, anksiyete, fobik bozukluklar gibi işte uyuyamama, altına kaçırma, ıslatma gibi problemler doğdu. Teknoloji bağımlılığını biz şöyle tanımlıyoruz. Hepimiz günlük hayatta teknolojiyi kullanıyoruz. Evet. Şu an bizi dinleyen dinleyicilerin de bir teknoloji aracılığıyla bunu dinliyorlar. Hani haliyle onlar da evet. Bu sürecin bir parçası. Fakat biz bağımlılığı şöyle ayrıştırıyoruz. Günlük hayatımıza internetten uzaklaşmak artık hiç kolay değil. Dört yanımız internetle çevrili ve interneti günlük yaşamımızın büyük bir bölümüne yerleştirdik. Fakat bu bizi bir internet ya da teknoloji bağımlısı yapmıyor. Ne zaman bağımlı yapar? Sağlığımız ve sorumluluklarımız yönünden gündelik yaşantımızı engellemeye başladığında bu artık bir sorun haline gelir. Ve çocukların günlük yaşantısını artık ciddi şekilde etkiliyor. Okul başarısı düştü. Oyun oynama, diğer çocuklarla sosyalleşme, bu yönlerde ciddi gerileme, öfke, kızgınlık, stres, tahammül düzeyinde ciddi azalmak gibi problemleri beraberinde getirdi. Yani kaba taslak bunları konuşabiliriz. Elbette bunun da sebepleri var, nedenleri var. Dilerseniz onlara da biraz inebilirim. Olur, olur Hüseyin Hocam. Evet. Şimdi bu konuda aynı teknoloji bağımlılığından bahsetmiş olurken tabii ki oyunlardan bahsettiniz. Çocuklar bir yandan ders çalışır ama bir yandan da dijital oyunlara ya da videolara takıldıklarını görüyoruz. Bu konuda ailelerin, ebeveynlerin tutum ve davranışları nasıl olmalı? Neler yapmalı? Çünkü anne baba diyor ki ya ben çocuğumu ekran karşısında kaldıramıyorum. Bu konuda anne babanın tutumu ne olmalı? Yani bu konuda anne babanın tutumundan önce bence anne baba önce kendi davranışlarını gözlemlemeli. Biz ne yapıyoruz? Bir tarafta elinde telefon olup diğer tarafta kızım oğlum bırak telefonu diyen bir anne ve baba mı var? Ya da eve geldiği gibi koltuğa uzanıp kumandayı eline alıp TV'ye dalan bir baba mı var? Ya da çocuğuna telefon verip diğer tarafta iş yapan bir anne mi var? Önce buradan başlamalıyız. Kendimiz bu davranışlarımızı sorgulamadan çocuğun davranışını düzeltmemiz beklenilemez. Haliyle önce bir rol model dediğimiz bir süreçten geçer çocuk. Anne baba ne yapabilir? Önce kendi olumsuz davranışlarını gözlemleyebilirler. Kendilerinden başlayarak çocukta bir takım otokontrol geliştirebilirler. Ve bunu çocuklara da sorabilirler. Yani benim telefon kullanmam ya da televizyon izlemem seni nasıl etkiliyor? Muhakkak çocukların geri bildirimi olacaktır. Baba telefonu bırak, anne kumandayı bırak, hadi gel benimle oyun oyna gibi. Ama bu son süreçlerde çoğunlukla çocuklar sussun da biz de kendi gündelik yaşantımıza bakan gibi bir izlenim tercih ediliyor. Evet. Bu da beraberinde çocuğun o teknolojiye duyduğu ilgiyi artırır. Evet. Ne yapılabilir? Kendinden kurmalı yani otomatik kontrollü bazı programlar kullanılabiliyor. Çoğunlukla uçmak istediklerinde çocuğun koridorda beklemesi için eline telefon verirler. Kızım çocuğun biraz bununla ilgilen. Biz birazdan konuşup geleceğiz gibi. Evet. Tabii bu durum çocukta elbette her sıkıldığında telefonu kullanabilirim. Ya da anne babanın işi oldukça ben telefona yönelebilirim gibi bir izlenim oluşturur. İşte biz buna şartlanma diyoruz. Evet. Böylelikle bu sorunlar gittikçe artar ve bazen telafisi mümkün olmayan sorunlar doğurabilir.
Bir de Hüseyin Hocam, yani şöyle bir gerçeklik var. Yani tablet ya da telefon evde olması gereken orta kullanılan bir mekanda kullanılması daha makul değil midir? Ya çocuğun kendi odasına çekilmektense ortak makul kullanılan bir odada mı olmalı ya da çocuk kendi başına bulunduğu odaya çekilmesi doğru mu size göre? Belirli bir yaşa kadar söz ettiğiniz doğru. Yani 13-14 yaş itibarına kadar ortak bir alanda bulunması denetimi daha da kolaylaştırır. Hatta denetimle beraber bazı antifriz özellikleriyle kullanılırsa çocuklar bazı kelimeleri aradıklarında o sitelere ulaşılmazlar. Ortak bir alanda olması da denetimi kolaylaştıracağı gibi olumsuz bir çocuğun maruz kalacağı olumsuz bir durumu da engeller. Bir de şey önerir misiniz? Yani mesela bir bilgisayar olsun, telefon olsun, televizyon olsun, çocuk ekran başındayken bir onam formu hazırlanması. Yani televizyonun açık kalması, kapanacağı saati belli olması ya da elindeki telefonun ve süresi belli olması anlamında ya da uyulması gereken ya da anlamında bir onam formu, karşılıklı bir forum hazırlanması makul olur musunuz çocuk tarafından? Yani söz ettiğiniz güzel. Biz aslında ona şöyle genel bakıyoruz. Yani ailenin uyacağı kurallar bütünü Evet. olarak bakıyoruz. Bir de birlikte alınan kararlar oluyor. Şey, çocuk Elbette. da işin içine katmış Tabii. oluyorsun. Çok güzel. Yani biz işte demokratik aile modeli diyoruz buna. Evet. Çocuğu da kurallar sürecine katarak bazı kuralların alınmasında onun da onayını alarak çocuk bu sürece dahil edilir ve Evet. bunu daha çok sahiplenir. Bu söz ettiğiniz gibi internet kullanımından tutun yemek yemeye kadar odasını temizlemek, küçük sorumluluklar almak. Ama buna çoğunlukla anne babalar riayet etmediler ki çocuklar da rahatlıkla uyabilsinler. Diğer dediğiniz gibi bu kurallar olduğunda çocuklar interneti, telefonu, tableti nasıl kullanacaklarını da öğrenirler. Hani çağımız artık hiç bunlara bulaşmasınlar, hiç olmasınlar diyeceğimiz bir çağ değil. Evet. Haliyle bunlar çocukların hayatında olacak. Bari nasıl kontrol edebiliriz? En az zararla bu süreci nasıl yönetebiliriz? Buna bakmalıyız. Evet. Söz ettikleriniz çocuklar açısından, çünkü çocuk halen belirli bir kimlik arayışıyla yoluna devam eder. Nasıl bir yaşantısı olacağını tam olarak seçememiştir. Olumsuz etkileneceği bazı durumlar onda ciddi kimlik karmaşası yaratabilir. Evet. Yani az önce konuşurken aslında bir de bağımlılığın nedenlerine bakalım. Yani Evet. teknolojik bağımlılığın nedenleri nedir diye. Onu sordunuz, ben biraz gözden Evet. kaçırdım. Evet. Biz özellikle bazı bağımlılıkların dışa vurumu olarak da görüyoruz. Yani kişide bir madde bağımlılığı, bir alkol bağımlılığı gibi bir yönelim vardır. Fakat bunu yapamayacağı için kişi daha çok sosyal medya araçlarına yönelir. İşte nasıl yapar? Alışverişe çok çıkar. Diyelim kişi daha alışverişe düşkün biri ise bunu sosyal medyada daha sık yaptığı için artık alışveriş kolik bir hale gelir. Tabii bu da sosyal medyanın etkisiyle gittikçe artar. Ya da utangaçlığı ve sosyal anksiyetesi olan bireyler de diğer bireylere nazaran teknoloji bağımlılıklarına daha çok maruz kalabilirler. Çünkü sosyal yaşamda iletişimde güçlük çeken bireyler kaçış yolu olarak internete sığınırlar. İnternet bu kişiler için yüz yüze iletişime gerek kalmadan vakit geçirebilecekleri adeta güvenli bir liman haline dönüşüyor. Utangaç kişiler çevrim içi dünyada, yani gerçek dünyada olduğundan daha çok kendilerini iyi ifade ederler. Kendilerini ortaya koyabilir ve gerçekten bağımsız bir kimlikle hareket edebiliyorlar. Veya depresyonda olan bireyler. Şimdi bazı durumlarda depresyonda olan bireyler dışarı çıkmak istemeyen, sosyal yaşama karışmak istemeyen bir izlenim yaratırlar. Teknoloji sayesinde daha çok vakit geçirdiklerini, sıkılmadıklarını, zamanların büyük bir çoğunluğu, üzüntülerini bu şekilde atlatabiliyorlar. Sorunlarından sürekli kaçmak için internet ve teknolojiye daha fazla zaman ayıran kişilerde teknolojik bağımlılığı daha çok yüksek olabilir. Bir diğer önemli etken ise arkadaş etkisi diyoruz. Yani farklı bir bağımlılığın dışa vurumu, utangaçlık, antisosyal özellikler, depresyon ve arkadaş etkisiyle teknoloji bağımlılığı da artabiliyor. Evet. Peki
Okullarımız açıldı, öğrenciler okula gidip geliyor. Tabii ki pandemi sürecinde dediğimiz gibi bir telefona, bir tablete, hı-hı, bir aşinalıkları oldu. Bu konuda sosyal izolasyon sürecinde boş zamanların değerlendirme adı altında gençlere önerileriniz ne olacak? Ekranları başında veya bizi radyolar başında dinleyen dinleyicilere önerileriniz neler olacak Hüseyin Hocam? Yani okul süreçleri, söz ettiğiniz online eğitimden yüz yüze eğitime, hı-hı, geçerken bu geçiş süreci de önemli. Yani birden pat, hadi bilgisayarları, telefonu, tableti bırakın, tahtaya yönelin söylemi çocuklarda afallamaya sebep olabiliyor. Evet. Çoğunlukla bu süreci milli eğitimde bildiğim kadarıyla bazı, hatta çoğu okulda artık akıllı tahtalar, hı-hı, veyahut da farklı ödevlerle teknolojiyi bir nebze çocukların hayatında tutuyorlar. Hı-hı. Ailelere önerimiz şu olabilir: çocukları artık yavaş yavaş telefondan, tabletten, bilgisayardan koparın ve çocukların önüne okuyabilecekleri bir kitap, anlayabilecekleri bir masal veyahut da birlikte çalışabilecekleri çalışma kitapları bırakarak çocuğu artık o telefon ve tablete olan yani maruz bırakmanın önüne geçmeliler. Böylelikle kendileri de bir otokontrol sağlar. Çocuklar teknolojiyle olan aralarına bir mesafe bırakabilirler. Ama şunu tekrar ifade edeyim. Bunu çocukla yapmadan önce anne baba, evet, da telefonunu bırakmalı. Evet. Öncelikle biz rol model oynamak zorundayız. Tabii. Biz bir model isek hangi yönümüz rolünü yapacak çocuklar? Bakıyoruz yani çocuklar özellikle 0-4 yaş arası çocuklar, evet, birebir aynısını taklit eder. Aynen. Çocuk kalemi alır ağzına sigara gibi tüter. Aynen. Bunun bir anlamı vardır. Evde sigara içiliyor. Ya da ayakkabısını çıkarır, terliğini çıkarır, kulağına götürür telefon gibi. Bu evde bir telefona dair bir merakın olduğunu gösteriyor. Bunlarla yol alırken önce kendimizi gözden geçirmemiz gerekecek. Hı hı. Sonra çocukları değerlendirmek daha doğru olabilir. Tabii ki bir başka bir boyutu da bağımlılığın bağımlılık türlerinden bir tanesi de ilişki bağımlılığı Hüseyin Hocam. Bu konuda ilişki bağımlılığı uzun bir süredir psikolojik anlamda çalışıyorsunuz. Hem kamuda hem özel sektörde. Bu konuda ilişki bağımlılığı nedir? Bu konuda neler yapılmalı? Görüş verilerinizi almak isteriz de bu konuda da. İlişki bağımlılığı aslında hepimizin sosyal yaşama devam ederken yaşamla aramızdaki bağ, biz ilişki diyoruz. Evet. Yani sürekli bir iletişim içerisindeyiz ve bir ilişki geliştiriyoruz. Bu insandan insana olabileceği gibi insanla teknolojik aletler arasında da yapılabilir. Bizim ilişki bağımlılığı olarak baktığımız, kişinin ilişkiye zarar gelecek kaygısı, terk edileceği endişesi, İlişkiyi istediği noktada götüremeyeceği düşüncesi ve açılımlara yer vermesi. Yani kişi sıklıkla bir kaygı duyar, endişelenir, terk edileceğini, yalnız kalacağını, sorunlarla baş başa kaldığında çözemeyeceği gibi endişeler duyar. Kişinin kontrol etmek istemesine rağmen davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini kontrol edememesi sürekli kendisiyle çatışması halidir. Son zamanlarda ilişkilerde yaşanan en büyük sorunların başında gelen çoğunlukla ilişki bağımlılığı, hem de bu ilişki bağımlılığı hem bağımlıyı hem bağımlılığa maruz kalan kişiyi de ciddi şekilde rahatsız edebiliyor. Bunu ben kendi deneyimlerimden de yola, evet, çıkarak bir örnekleyebilirim. Misal, kocam evden dışarı çıkmıyor. Hı. Ya da sıklıkla yanında olmamı istiyor. İşte eşim sıklıkla ona eşlik etmemi istiyor. Her yerde onunla beraber olmamı istiyor. Onunla dolaşmamı, o olmadan dünyanın güzel olmadığı, nefes alamayacağı ya da yol almakta zorlandığı gibi mantıklı sebepler ileri sürerler. Ama bunların tamamı bize şunu gösteriyor ki bu ilişkinin toksit, yani zehirli ve bağımlı bir ilişki olduğunu. Haliyle ilişki bağımlılığı geliştiren ilişkilerde izole bir yaşam söz konusudur. Yani kişiler artık iki birey olarak kalırlar. Diğer bireylere daha az temas ederler. Azalmış çevre, çiftin baş başa geçirdiği zamanda artış, ailelerle iletişim azalır.
arkadaşlarla iletişim azalıyor. Yani çift daha çok yalnız kalmaya başlıyor. İlişkilerde özellikle ilişki bağımlılığında daha çok artıran ve ilerletilen bir diğer taraf ise kişiler artık birbirlerine muhtaç olmaya başlıyorlar. Yani diğerlerinden nasıl ki izole edildilerse artık birbirlerine daha çok ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Birlikte daha çok zaman geçirmeye, o olmadan eğlenememe, o olmadan alışverişe gidilmemek gibi bir süre. Tabii bu durum bireylerin birbirlerine mecburiyetlerini ciddi şekilde artırıyor. Evet. Hüseyin Hocam, bir de bir malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de yakın bir zaman dilimi kaldı. Pandemi sürecinde özellikle bu sosyal izolasyon kısmı içerisinde kadına ve çocuklara yönelik aile içi problemler, tabii alanda çalışıyorsunuz, bu alanda problemler yaşandı mı ya da yaşanılıyor mu, ya da kişiler bu konuda ne yapmalı? Nispetle bir bağımlıya baktığımızda bağımlı profilinde aile içi problemlerin olduğunu bilmekteyiz. Bu konuda özellikle pandemi sürecinde özellikle çocuk istismarı ya da kadına yönelik şiddet adı altında problemler yaşandı mı ya da yaşanılıyor mu? Çocuk istismarı ve diğer söz ettiğiniz bozuklukların büyük bir çoğunluğu aile faktörlerinde artık yaşanabiliyor. Çünkü bireyler yani dış dünyayla bağımızı koparamıyoruz. Ülkemizdeki ekonomik şartlar malum. Bu da insanların daha fakirleşmesi, sosyoekonomik düzeylerinde ciddi düşüklük, yaşamlarını sürdürmekte zorlanma, tüketimin aynı şekilde kalması ama giderin daha çok artması. Bunlar bireyleri ciddi şekilde etkiliyor. Bundan etkilenen bireyler de bunları bazen aile içine taşıyabiliyorlar. Daha öfkeli bir baba, daha sinirli bir anne ya da daha depresif bir çocuk, istediği her şeyi elde edemeyen bir çocuk. Bunlar aile içinde farklı çatışmaları doğurabiliyor. İstismar olgusuysa kendi başına ciddi bir problem, bir sorun. Kadın ekseninden bakacak olursak kadının toplumumuzda daha çok istismara maruz kaldığı, şiddete maruz kaldığı bilinen bir gerçek. Kadının hem duygusal yönü hem fiziksel yönü bu olgulara daha çok maruz kalmasına sebep oluyor. Kadının kendi dünyasındaki öz değerini anlaması, bununla başa çıkması konusunda ülkemizde de kadınların birlikteliği ve dayanışması adı altında birden farklı oluşum, dernek, sivil toplum oluşumları var. Bence bu yönlerde kadını güçlü tutar. Kadın farkına vardıkça hem istismar, hem fiziksel şiddet, hem aile içi şiddet baskısıyla daha çok mücadele edebilir. Evet Hüseyin Hocam, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii eklemek istediğim bazı şeyler var. Az önce özellikle ilişki bağımlılıklarından söz ettik. Bu bağımlılık süreci aslında madde bağımlılığı nasılsa, alkol bağımlılığı nasılsa bu da öyle bir bozukluktur. Kesinlikle bunun bir tedavisi vardır. Kişiler istedikleri zaman bir psikolojik destek almaları için bir psikologla görüşmelerini öneririz. Teknoloji bağımlılığında ise oran oldukça yüksek. 4 insandan biri bir bağımlı. Bir teknoloji bağımlısı. Kadına yönelik şiddet de ülkemizin bir gerçeği. Bununla mücadele edecek yasal düzenlemelerden yoksun kalınması, kadına yönelik şiddet uygulayan özellikle erkeğin aklanılmaya çalışılması diğer bireylere de güç ve moral verebiliyor. Ve kadın bu yüzden çokça saldırıya maruz kalabiliyor. Çocuk istismarı ile ilgili de artık saklanılan bir gerçek değil. Hepimiz hemen hemen her gün bir haber okuyabiliyoruz. Çocuklara dair de yasal düzenlemeler, psikolojik önlemler arttırılarak bu sorunların da önüne geçilebilir. Evet. Sizin de özellikle bağımlılıkla ilgili çalışmalarınızı bir takip ediyorum. Bu yönde başarılar diler. Umarım Van'daki bireyler de bu konuda ciddi bir farkındalık kazanır. Sadece bağımlı olmamız gerekmiyor. Bağımlı olmayan bireyler de, aileler de bu sorunlara el atsalar, duyarlılık geliştirseler bu yangın çok daha rahat söndürülebilir. Hüseyin Hocam, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilere de hayırlı günler diler. Tutku FM'de kalın diyoruz.